Alo. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Hoş bulduk Melek Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Benim sorum Haydar Bey'e. Buyurun efendim. Hocam ben 2 yıllık evliyim. Evet. Eşimle birlikte olamıyorum. Evet. Biz kadın doğum uzmanına gittim ben. Evet. Hipnoz tedavisi gördüm. Hacılar, hocalar. Bir şey kalmadı ama bir sonuç alamadık. Yani sizin bana yardım etmenizi istiyorum. Benim maddi olanaklarım da yok size gelebilmem için. Şimdi tamam. Bakın çocuklar, televizyondaki arkadaşlar, artık bu bacınız bu, sık sık sormayın. Bu 30 yıl ben de çözemedim. Yani 30 yıl mesleğimin en parlak döneminde, en bilgili döneminde öyle hipnoz, hoca, imam, başka yöntemler, yok efendim antrenmanlar, kızlıklarına hiç bunlarla ilgili değil. Şurayla ilgili yukarıda. Bir formül buldum. Tek şans %100. Bunun da hatta bacınız bu kitabımda ne yazıktır ki noterlikten tek şansla %100 olduğunu kabul eder şey verdim. Hı hı. Kabul ediyorum mod, yani yasal bir yaptırıma olacak şey verin, tek şansı olmaz adam beni şey yapabilir. Ne yapsın bu bizimle bağlantısını kursun. Ha. Gereken yardım yapılır. Evet. Ama herkese de her sorana da buradan ücretsiz ben sana bakabilirim, biraz zor oluyor. Zor işte. Biz de size destek oluruz. Evet. Sizi yollayacağız efendim Haydar Bey'e. Çok teşekkür ediyorum. Yardımlarınızı bekliyoruz. Yani ben artık eşimle çok büyük problemler yaşıyorum. Yardımcı olursanız çok hanımefendi, teşekkür ederim. Hanımefendi yardımcıyı falan bırakın. Hanımefendi siz geleceksiniz, karı koca olacaksınız. Beni bunu Türkiye değil dünyaya söylüyorum. Bu televizyon dünyadan da izleniyor. Tamam. Hadi bakalım yanlış bir şey. Haydar Bey bir küçük ipucu veremez miyiz bağlanan kızımıza? Mesela ne sebep olabilir bir ilişkiye girememesi? Bir defa baştan sona korku. Için. Korku. Onu anlatayım, o çok önemli. Vajinismus bir hastalık değil. Evet. Bir tam endişe belki. Bir endişe. Evet. Doğanın anayasasının birinci maddesi üremektir. Hı hı. Doğru. İkinci maddesi yaşamaktır. Hı hı. Ama Müjdat der ki, ya hocam yaşamak birinci olsun, yaşayacağız ki üreyeceğiz. Tabii. Eğer öyle olsaydı, köpekler yavrusunu doğurduğu gibi, kuşlar yumurtasını yumurtladığı gibi giderdi ve yaşamaya fırsat kalmadan soy biterdi. Hı. O zaman hı, doğa ya da Allah bu kuralı koyarken birinci maddesini, anayasasının altına takoz koymaz. Ben bunu böyle diyorum ama sana izin vermiyorum. Anomaliler, yanlışlar yarattın bedende, böyle bir şey demez. Hı hı. Ama biz korkutuyoruz. Böyle acıyacak, böyle kanayacak. 10 yaşına daha gelmeden kızım öksürme, fazla zıplama, bisiklete binme, efendim ailenin yüzünü, şerefini kara çıkarma. Bir misyon yüklüyoruz. Misyon ailenin bütün şerefi. Kızın bütün korkuları, yok çarşaf çarşaf, yok yırtılmış falan, bunlar artık benim kulağım, ya böyle çok acıyorum. Hepsi yalan, hiçbirisi doğru değil. Anladım. Hiçbir şekilde olmayan, anladım, bir şeye korku yaratılıyor. Değerli izleyicimiz, telefon numaranızı rejiye bırakın, daha sonra görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum.